Hoş geldiniz. Yeni bir etkinlikle daha karşınızdayız. Bugünkü etkinliğimiz de daha önce kanalımızda bulunan videolara benzer şekilde asit bazla ilgili olacak. Asit baz tepkimeleriyle ilgili olacak. Fakat diğerlerinden farklı olarak asit bazlara fenol fitaleinin nasıl tepkime verdiğini izleyeceğiz. Fenol fitalein bildiğimiz üzere bir asit baz indikatörü, belirteci, diğer adıyla belirteci. Normalde bir bazın üzerine fenolftalein damlattığınız zaman rengi pembeye döner. Daha sonra bu pembe renkli olan çözeltinin üzerine asit damlattığınız zaman da renginin kaybolmasını bekleriz. Fenolftaleinin diğer indikatörlerden ayıran yanlardan bir tanesi asitlerle bazların nötralleşmesi tepkimesinin bize izletebilmesidir. Yani biz bir bazın içerisine fenolftalein çözeltisi eklediğimiz zaman renk pembeleşiyor. Daha sonra üzerine asit eklediğimiz zaman pembe rengin kaybolduğunu gözlemliyoruz. İşte bu pembe rengin tam da kaybolduğu nokta nötralleşmenin tam olarak gerçekleştiği nokta oluyor. Birazdan yapacağımız etkinliklerde bunu da göstereceğiz. Hangi malzemeleri kullanacağız? Şöyle bir düzenek hazırladık öncelikle. Bir bünzen mesnedimiz var. Bir destek çubuğumuz, bağlama parçamız var. Bir maşa benzeri bir yapı kullandık. Büret var bir adet, bir adet büretimiz var. Altında erlerimiz var. Spatu. Sodyum hidroksit, bu granül halinde. Biz bunun çözeltisini, 50 mililitrelik çözeltisini hazırladık. Nitrik asit kullanacağız. Bunun için de 75 mililitrelik bir miktar ölçüp önceden hazırladık. Tabii ki fenolftalein çözeltimiz var. Bir de damlalık var. Lazım olursa diye getirdik bunları. Birazdan yakın çekimlerle deneyimizdeki tüm aşamaları tek tek göstereceğiz. Yapacağımız ilk iş şu olacak. Büretimizin içerisine asit çözeltimizi dolduracağız. Bu erlerimizin içerisine de bazı dolduracağız. Ve bazın üzerine fenolftalein çözeltisini ekleyip renginin değişmesini gözlemleyeceğiz. Sonra da yavaş yavaş asit ekleyip bunun nötralleşmesini izleyeceğiz. Erlerimizin içerisine sodyum hidroksit çözeltimizi ekliyoruz. Bu tamam. Daha sonra damlalık yardımıyla fenolftalein çözeltimizden ekliyoruz. Eklerken hafif hafif karıştırmak da uygun olacaktır. Renginin pembeye döndüğünü belki görebileceksiniz. Gördüğünüz gibi rengi pembeleşti. Böyle biraz karıştırabilirsiniz. Renginin pembeleştiğini görebiliyoruz. İsterseniz biraz daha ekleyebilirsiniz. Ekledikçe pembe rengin damlacıklar halinde oluştuğunu göreceksiniz. Yine karışım yapabilirsiniz. Daha sonra ise daha önceden biz büretimizin içerisine 70 mililitre nitrik asit doldurmuştuk. Şimdi onu yavaş yavaş açıyoruz ve damla damla içerisine akıtıyoruz ve renk değişimini gözlemliyoruz. Biraz fazla geldi. Damlatıyoruz. Hafifçe karıştırabiliriz. Rengin açıldığını görebiliyoruz zaten. Biraz karıştıralım. Hafif hafif karıştırabilir. Evet ve şu an itibariyle renk kayboldu gördüğünüz gibi. İçinde hafif buhar da oluştu, tepkime oluştuğu için. Ama rengin yeniden eski haline geri geldiğini görebiliyoruz. Bu da daha önceden koyduğumuz sodyum hidroksit bazımızın nitrik asit tarafından tamamen nötrleştiğini bize gösteriyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi
fenolftalein indikatörünün asitlerle bazlarla nasıl tepkime verdiğini hep beraber inceledik. Bir baz çözeltimizin içerisine fenolftalein ekledik, önce pembe oldu. Daha sonra onun üzerine de asit eklediğimizde, damlalama asit eklediğimizde de zaman içerisinde renginin kaybolduğunu gördük. Fenolftalein indikatörü asitlerle bazlar arasında gerçekleşen tepkimin, nötrleşme tepkimesinin tam olarak zamanını belirlememize olanak veren bir indikatördür. Bundan sonra da kimya etkinlikleri çekmeye devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.